Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Pazara köpek inecek. Pazara köpek mi inecek? Hava şöyle güzel. Annem de pazara gelmiş, biz de bir pazara çıkalım dedik. Eksiklerimiz de var bayağı bir. İhtiyaçlarımız da var. Mustafa'yı şöyle giydirdim. Üşüyor mu Mustafa? Üşüyor. Tuvaletini falan yaptırdım. Şu çantanın da kupları. Evet. Tutmuştu arkadaşlar. Dinozorumuz. Bunları diktireceğim. Dinozorumuz. Tamam anneciğim. Böyle bir işlerimiz var işte. Terzi, pazar derken gezip dolaşıp geleceğiz. Gidelim şimdi. Şöyle arkadaşlar şeye girdik. Züccaciye girdik. Ben şey alacağım. Gözleme çevirgeçi. Ondan alacağım da şöyle de bir gezelim dedik. Neler varmış neler yokmuş. Sizi de gezdireyim. Hazır müsaitken değil mi anne? Annemle. Annem de orada neye bakıyor anne? Şeylere. Düğme bakıyor. Aman şu tahtalar da nasıl ağır. Anneciğim. Da olmaz mı? Ana şundan ne güzelmiş. Kalpli. Şunun tabağı. Annem kırarsın annem zarar ederiz. Gel. Anne, şey bulamadım. Gözleme çevirgeçi. Daha havuç yiyor. Burada hep şey plastik. Gel annem. Bezler, Vila'da bezler. Al var urmalarda bal. Bu 1 lira. Sana doğru bak. Çilek ne kadar abi? Çilek yarım kilo 50. Yarım kilo 50'ymiş. Şu yarım kilo gelir mi? Tatlı mı? Tat bakalım be. Alıyorum alıyorum. Ama 60 lira. 50 liralık yap abi ya düz olsun. Siz bana halsan mı ki şu? Şiici'den. Anne yağmur yağacak gibi aynı. Aman kahverengi mantar. İlk defa görüyorum. 45, 40. Karnabahar tane 30 hiç almadım bu sene. Almayı da düşünmüyorum. Okunuyor ya. Neymiş? 5 lira limon. En ucuz limon anne. Şunu da kim ayıtlayacak? Bana iri olacak ıspanak. Şuradan bir bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol şişe. Ver bana ekran yap. Yapıyoruz. Altın teyzemiz. Altın teyzenin tezgahına gelin. Altın teyzenin tezgahından ayrılmayın. Şuna bir bakayım dur elanını ıspanağa. Emir seviyor ya. Geçen evde canım nasıl iyi börek istedi diyor. Nasıl iyi. Ne kadar ıspanak? 35 er. Bana bir yarım kilo koyar mısın? Vereyim ablamız. Bir kilo fazla geliyor. Ne kadar ıspanak? Müşteriye veriyor. Burası da Seçal. Zara yazıyor ya. Zara'da boykot yollarda. Oduncu gömlekleri. Sivit. Şş, anne. Geceliklere bak hele. Rengi solmasa. Ne alırsam parça 50 TL diyor. 600. Çocuk için pijama takımları. Nerede eşofmanlar? Mustafa. Mustafa karnını doyurdu. Bir de çilek kaldırdı bana. Yarım kilo 50 lira da iyi ya yeter. Abi hevesi geçer. Çoğu ikran işisinden değil mi? Arkadaşlar orijinal solingen bıçak bulduk. Ne kadar böyle 6 tanesi? 150 abla. 150 iyi. Bir şey değil mi? İyi keskin. Ben de şöyle bir tane gözleme çevirgeç aldım. Yoktu benim. Elim yanıyordu çevirirken. Bunu da şöyle. Her şey var. Bak tencereleri çekeyim. Gözleme tavaları. Çok güzel çok. Şu da krep mi? Krep tavası. Hepsi güzel de. Gözleme tavası 300 TL. Benimkinin aynısı. Mustafa orada simit diye duruyor. Şöyle annemle bir geziyoruz. Size de bir çekeyim dedim. Biz hanımlar seviyoruz böyle. Şunlar güzelmiş. 150 abla onlar. Porselenler 130.
Bunun karesi de var, porseleni de var. Güzelmiş. Sen onu bırak da şuna bak. Ay, çok güzel. Çok güzel. Hepsi güzel. Çaydanlıklardan tutun da. Şunlar da çerezlik mi? Kahvaltılık da olur. Tamam, zeytin peynir. Çerez, ne kadar olur tanesi? Abla bunlar 6 adet 150 lira. İyi. Alt adet. Öyle. Hı hı. Harikaymış. Şunlar da çerezlik. Evet. Şunlar da pasta tabağı ne? 3-3. Hepsi güzel valla. Paran olacak buraya yatıracaksın. Sermayen anne. Anne. Sen hiç şöyle fincan gördün mü? Anne. Kuğulum oğlu. Kuğulum oğlu. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nedir? Zemzem takımıymış İrem. Şu da sürahisi. Şu da güzelmiş bak. Onlar da porselen mesela. Fincanlar. Kahve yanı fincanı. Tepsiler, dur tepsiler. Tepsiler kaç para büyükleri? Anneme şu tepsiyi al diyorum, almıyor. Lafımı dinlemiyorsun anne bak. Bu mu? Evet. 90 lira abi. Bu portaklar ne kadar? Güzel şeyler var ya. Aman çekim yapıyorum. Çekeyim mi? Çek ya, ne olur. Şeye, kızına selam gönder. Kızına diyorum selam gönder. Anam. Bak anneni yakaladım. Neydi kızın adı? Zehra. Zehra abla bak anneni yakaladım. Tesadüfün böylesi, izliyorsan beni bak anneni gördüm. Anneciğim atmasaydın. Valla neydi ki hafife kaldık. Gidiyor. Gele. Bayağıdır yürüyor ne diyor dedim. Aa yine oyası var bak kim yaptı yine oyanı. Önceden vardı. Aa, bir tane yap kaça yap. 250. Yemeni? Yemeni sen alacaksın. 250 patlatma. Neydi ha millet? 300'e yapıyordu ben 250 dedim. Tamam hadi sana 200'e yapayım. Yemenini al. Elemeyim. Bak amma var ya çok zor. Aslı abla. Bak gözlük kullanıyorum artık. Tamam da ben gideyim. İyi hadi görüşürük. Hadi. Evet biz eve geldik. Şöyle anneannesi Mustafa'ya birikim için kumbara aldı. Bizim de şöyle bir kutumuz vardı. Bunun ağzı açık. Aynen onun ağzı açık. Döküyorlar, boşaltıyorlar derken bozuk paralar böyle kumbaraya. Mustafa'nın kumbarası değil mi? Emir'le. He. Öğrensinler. Annem öğrensinler diyor. Bozuk para cebimde yok. Neyse bunlar ben zaten şeye koydum makinenin üstüne. Mustafa şöyle atıyor. Öğrensin. He. Alacaksın annem paranı biriktirince buna. Ne? Bisiklet alacaksın. Vay annem vay. Nasıl atıyor? Bir bay bay yap, bir bay bay yap arkadaşlara. Bakın kumbarama de. Bisiklet alacak, açacak. Tabii. Emir de atsın. Tamam mı? Emir'le ortaksınız değil mi? Ortaklar. Bak Naziye atıyor. Evet arkadaşlar şöyle hızlıca bir kahvaltı hazırladık. Simitimiz, sucuklu yumurtamız. Kahvaltılıklardan şöyle annem pazarda çıtlık görmüş aldı. Dürüneceğiz. Taze de ekmekle. Ondan sonra çayımız. Mustafa ağlıyor. Niye ağlıyor? İlla kumbarayı açın diyor. Al. Alalım diyorum. Bunu sağlara attı. Aynen şu çıtlık. Biz buna çıtlık deriz arkadaşlar. Şöyle bir tür işte ya. Marul desem değil. Çıtlık mı? Aynen. Şimdi yiyeceğiz. Böyle bir çay usulü. Mustafa Ali'ye dursun. İlla diyor kumbarayı açın diyor şimdi de. Neyse ona bakmayın. Evet arkadaşlar şöyle annemle kahvaltımızı yaptık. Bir kahve yapayım dedim. Sütlü Türk kahvesi yaptım. Birlikte şimdi karşılıklı içeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Uzun zamandır da böyle annemle baş başa kahve içmiyorduk. Al Mustafa bu senin. Sen sormadan ben vereyim. Bizlere afiyet olsun. Annem gitti arkadaşlar. Şöyle çorba koydum. Bulaşıklar kaldırdım. Tezgahtan. Mustafa yiyip uyuyor. Bardakları bir acele suya bastım. Yoğurt çorbası pişiriyorum şöyle. Emir şimdi gelir acıkır. Bilmiyorum simit falan da almıştım ama bakalım canı ne isterse simiti yer. Olmadı akşama yemek yeriz. Biraz da et çıkardım. Et kavuracağım. Böyle domates, biber. Bugünümüzün de menüsü böyle. Yoğurt çorbası, et kavurması. Şöyle kaynayana kadar karıştırmam lazım. Mustafa yoruldu pazarda dediğim gibi uyudu. Çöp falan attım. Öyle
buralarda takılıyoruz. Ocağımı falan görmeyin. Sabah bulaşıkları falan halletmeden çıktım. Yani yağmur geliyordu. Yağmur gelmeden dedik pazar işimizi halledelim. O yüzden ocağı akşama falan silerim ya zaten. Bakar mısınız yağlara? Ay inanmıyorum. Bu ocağı ben nasıl böyle bırakıp da çıktım pazara? Hiç işim değildir ama insan bazen böyle aceleyle çıkabiliyor. Önce bir çorbamızı yapalım güzel. Şöyle çorbam kaynadı. Küçük tavama yağımı aldım arkadaşlar. Nane yakacağım. Aynen şu kadar yeter. Göz kararı. Şöyle. Evet, çorbamız hazır. Soğumaya bırakalım. Çocuklarıma şifa olur inşallah. Bayağı bir kaynar. Yeni kapattım altını. Nanesini de döktüm. Arkadaşlar şimdi bir ekmek aldım geldim Mustafa'yla. O içeride. Bir de şöyle karadut aromalı içecek tozu. Ben çok severim böyle. Böğürtlendir, karaduttur. Bir denemek istedim. Sıcak suyla yapılıyormuş. Şöyle su bardağımı. Yok. Önce şeyi mi atsaydım ki aynen. Çok güzel koktu. Bir içeyim şöyle sıcak sıcak. Şeftali vardı, portakal vardı. Bir daha bir şey vardı da. O da neydi ne bileyim. Karadut ilgimi çekti de alayım dedim. Arkadaşlar sürahiye de katılıyormuş. Bakın 100.000 milim sürahi suya 5 çorba kaşığı diyor. Ertesi günden selam arkadaşlar. Bugün şu ceviz kurabiye tarifini deneyeceğim. Telefondan buldum tarifini ama şimdi videoyu aç kapat yapmayayım. Deftere yazdım. Hem internet falan olmadığı zamanlarda da işime yarar diye. Şu popüler son zamanların kurabiyesini yapacağım. Bakalım ben nasıl yapacağım. Yapabilecek miyim? İlk denemem. Şimdi şöyle malzemeleri bir çıkaralım. Yapalım bakalım sonuç nasıl olacak. Deneyenleriniz var mı aranızda? Varsa yorumlara bekliyorum. Bakalım seversek sürekli yaparım. Şekilli kurabiyeyi çok beğendik. Buraya da şey aldım. Not aldım bakın. Diyorum ya internetim olmuyor bazen. Elektrik falan gidiyor. Yazıyorum burada sürekli yaptığım tarifleri. Anne. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi ayarladım. 100 gram tereyağı veya margarin. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Bütün malzemeleri bir kapta toplayıp yoğuracağım. Basit. Çok basit arkadaşlar. Böyle evet. Bir saatinizi en fazla 40 dakikanızı alabilecek bir tarif. Dedim bir farklı tarif yapayım İrem. Hem video içeriği olsun hem deneyim. Severse çocuklarıma yapayım. Şöyle bir tane yumurta hem malzemeleri koyayım hem de ilerleyelim yavaş yavaş. Yarım su bardağı pudra şekeri. Değil mi Mustafa? Bir koyarız. Bir tane şekerli vanilin. Bunu da dökeceğim ben. Bunu dökeceğim ben. Onun hepsini dökmeyeceğim dur. Peki neye dökeceğim ben? Ver ondan bir çay kaşığı. Dur. Ben dökeceğim. Dur anneciğim bir dur. Ben dökeceğim. Dökülmez dur bir çay kaşığı atacağım içine ben. Ben de. Şöyle kabartma tozumuzdan da bir çay kaşığı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yarım tatlı kaşığı kakao. Dolu dolu değil. Hani o ceviz sarımsıdır ya. O rengi vermek için yani. Benim anladığım. 2,5 su bardağı un yazıyor ama kontrollü ekleyeceğiz. Şöyle bir su bardağı unumuzu ekleyelim. Güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Haydi başlayalım. Evet hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ceviz renginde bir hamur oldu. Şu normal klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı un kullandım. Tarifte 2,5 su bardağı yazıyor ama bilmiyorum undan una değişiyor galiba ya da yumurtanın büyüklüğüne göre aynen yumurta akı sarısı etki ediyor. Benim yumurtam biraz küçüktü galiba. Bakın şöyle elimi boşladı arkadaşlar. Şimdi asıl meseleye geleceğiz. Yuvarlayıp ortadan keseceğiz. Ceviz şeklini vereceğiz. Fırına atacağız hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet.
kuyuya ben yapacağız, değil mi? Evet, şöyle bıçağımı da aldım. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle yuvarlamaya başlayacağım. Evet, kuyuya da yapacağım ben, değil mi anne? Ha, sen de bunu yuvarla. Ah, sen dur, o tepsiye bence senin hiç şeyin yok, ihtiyacın. Şöyle elinde yuvarla bak. Şöyle yuvarlıyoruz. İnşallah yaparım. Şöyle ortadan. Şöyle ortadan kestim. Dur. Dur anneciğim, dur. Bir tanem dur. Bak bu yapalım. Evet. Hı-hı. Bakın şöyle ikiye ayrıldı. Şöyle ortasına bir çizgi atıp daha sonra şöyle çizikler atıyorum. Ay çok eğlenceli. Bana da yapacak. Mustafa sen ne yapıyorsun? Bakar mısınız arkadaşlar? Bana dokun işte. Mustafa'nın yaptığını. O kurabiye mi yani şimdi? Bana değil. Bu. Tamamdır. Şöyle yanlarından çizikler atıyorum. Ceviz görünümü veriyorum işte. Şöyle ay çok güzel oluyor. Bana ay çok yapayım. Sunumu da güzel. Bana da ya. Tamam. Şöyle tepsimize diziyoruz. Mustafa itten ben bir şey bulamıyorum. Ya güzel benim için. Evet anneciğim, bu da senin için tabii ki de. Bugün biz. Evet. Bugün biz de abisi bekliyoruz, değil mi? Evet, abisi bekliyoruz. Abis bugün erken gelir. Evet. Babayla konuştuk, değil mi? Evet, biz de ona kıyafet yapıyoruz. Sonra iki tane kıyafet. Bayağı bereketli olacak gibi. Şu kapıyı kapatıyoruz, onun sesinden telif yemeyelim. Böyle çarpasın ayaklar, değil mi? Hı hı. Çarpasın ayaklar, değil mi? Evet, nasıl bildin? Çarpasın ayaklar. Çarpasın arabaya nasıl yoruyla? Ben ne yapacağım? Ben ne yapıyorum? Anneciğim bıçak tehlikeli. Ay şunu bir. Dur anneciğim. Bunu bana bir. Bana. Ben koyuyorum. Ay, sen koy. Her şeye de bir karış. Koy şuraya. Ah tamam. Gördünüz mü? Gördünüz mü benim çocuğumu? Çok becerikli. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimin yuvarlama işlemi, şekil verme işlemi bitti. Bir fırın tepsisini doldurmadı. Bakın Mustafa ne yapmış, ona vermiştim. Hamur ziyan olmasın, onu da yapayım. Önceden ısıttım, 180 derecede pişireceğim arkadaşlar. 15-20 dakikada pişiyormuş zaten. Çıktıktan sonra ne yapacağımızı görüp izleyip bakalım. Şimdi bunlar doğruca fırına. Şöyle fırınım ısınmış arkadaşlar, 180 derece. Önceden ısıtılmış fırına kurabiyelerimizi yolcu ediyoruz. Haydi bakalım, güzel güzel pişin inşallah. Ceviz gibi oldular vallahi. Evet, kurabiyelerim fırından çıktı arkadaşlar. 15 dakikada pişti. Şimdi arasına kahvaltılık çikolata sürüp kapatacağız. Bu kadar basit. Şöyle servis tabağımı da çıkardım. Şöyle malzemelerimi koydum. Güzel sürelim ve bakalım. Basit ya, aşırı basit bir kurabiye oldu. Sadece şekli farklı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi küçüklerle küçükleri bir yapayım ki eşit olsun. Şöyle de kapatıyoruz. Birbirini tuttu mu? Bakın ceviz oldu şöyle. Şöyle bakınca ceviz gibi. Şöyle şeye koyalım. İnşallah şey yapmaz. Biraz sıcak ya. Çikolata eritmez şeyi. Şöyle
Şöyle yapalım bakalım, güzel oluyor ya. Böyle gün masalarına, bir misafire. Güzel olur. Evet, şöyle bir de yakından çekmek istedim arkadaşlar. Gerçekten de cevize benzemedi mi? Ceviz kurabiye. Güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Doğum günlerinde falan böyle masada güzel durur, şık durur. Gün sofralarında. Bir şans vermenizi istiyorum. Malzemeleri siz artırabilirsiniz. Ben deneme amaçlı yaptım. Böyle tadımlık yaptım. Deneme amaçlıydı yani. Siz iki katına çıkarabilirsiniz malzemelerinizi. Afiyetle yiyelim inşallah.